Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Süreyya Akça. 30 yıldır bu Bostancı Otosanayi sitesinde çalışmaktayım. 11 yıldır da işletme sahibiyim. Evet, bunun tabii ki bir hikayesi vardır muhakkak. Var tabii ki. Yani 1988'den bu yana bu sektör içerisindeyim ve çekirdekten yetişme bir ustayım. Alaylıyım. Bunun yanında tabii ki otomobil sporlarına merakımdan dolayı egzozu daha farklı bir boyuta geçiş yaptık. Custom olarak çalışıyoruz. Gelen müşterilerimizin isteği doğrultusunda işte intercooler, turbo, egzoz sistemleri, bunlarla uğraşıyoruz. Yani bu konuda birazcık kendimizi yetiştirdiğimize inanıyoruz. Evet, biz aslında tam işin mutfağındayız. Evet. Merak ediyoruz. Buradaki hizmetlerimizi biraz açalım. Hizmetlerimiz üzerinde konuşalım. Evet. Ve nasıl bir süreçten geçtiğini de aktaralım. Yani süreç olarak şöyle diyelim. 11 yıl evvel bu iş yerini açtığımda normal egzozculuk işinden custom, krom egzoz sistemine geçiş yaptım. Bunun öncüsü olan bir arkadaşımız var, İskender diye. Hı hı. O bize öncü oldu. Biz öyle devam ediyoruz şu anda. Gayet memnunuz işimizden. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bunun akabinde işte dediğim gibi drift camiasında işte mahalli drag yarışlarında bulunan arabaların egzoz sistemlerini ve diğer modifiye sistemlerinde yardımcı oluyoruz gelen arkadaşlarımıza. Evet. Buraya bir müşteriniz arabayı getirdiği anda nasıl bir süreçten geçecek? Süreç olarak şöyle. Müşterimizin isteği doğrultusunda ne istiyorsa biz egzoz sisteminde headers'ı, manifold'u, turbo wastegate veya turbo değişim sistemleri, intercooler dediğimiz hava soğutma sistemi, genel anlamda cat-back dediğimiz egzoz sistemi, yani komple olarak bunları yapıyoruz. Dediğim gibi proje anlamında çalışıyoruz. Müşterimiz ne istiyorsa. Tamamen yani, kişiye özel. Kişiye özel çalışıyoruz. Genelde çalışma standartlarımız randevu usulü çalışıyoruz. Çünkü gelen her müşteri kabul edemiyoruz. Onlara verdiğimiz belli saat dilimleri veya günler aşamasında işlerini yapmaya çalışıyoruz. Evet, peki ne kadar bir süreç alıyor? Değişiyor. Yani ortalama 3 saatle 2 gün, 3 gün, 1 hafta süren projelerimiz oluyor. Evet. Peki özellikle dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Yani dikkat ettiğimiz noktalar işte aracın performansını yitirmeyecek işlemler. Bunlar da değişkenlik gösterebiliyor. Dediğim gibi yani sürekli söylüyorum, istenilen projenin şekline göre uymaya çalışıyoruz. Evet, özellikle dikkat ettiğimiz noktalar bunlar. Evet. Tabii ki kalite her zaman çok kalite, önemli. Kalite tabii ki kullandığınız malzemeyle odaklı bir şey. Bu fiyatla alakalı. Yani şöyle söyleyelim, bir insanın harcamak istediği bir miktar var veya ayırdığı bir bütçesi var. Bütçeye göre ayak uyduruyoruz. Bu da kaliteyi beraberinde getiriyor. O zaman şöyle soralım. Karşıdaki müşterilerinizin özellikle dikkat etmesi gerektiği noktalar nelerdir? Yani ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle, eğer bir işi yaptırmaya karar verdiklerinde gerçek anlamda kendi aracına uygun olan kalitedeki, mesela kromda biz egzozda 304 normalde bir malzeme kullanıyoruz. Daha ucuza kaçmak isteyen arkadaşlarımıza galveniz veya DKP sacdan oluşan borulardan faydalanıyoruz. Saç, yani susturucunun yapımında kullanılan işlem de o şekilde. Krom veya DKP veya galveniz malzeme kullanıyoruz. Evet, özellikle tavsiyelerimizden biri de iyi bir yerde yaptırmaları. Tabii ki yani işi bilen ehli. Tabii sektörde öyle zannediyorum Türkiye genelinde 5 kişiyiz bu custom işiyle uğraşan. Bu da bizi biraz daha kaliteli yapıyor. Evet, yani ucuz malzeme alıp hani yaptırıp daha sonra sıkıntı çekecekler. Malzemeye odaklı değiliz. Esasında profesyonelce bir çalışma. Malzeme olayına pek fazla girmek doğru bir şey değil. Evet. Çünkü neticede yani Çin'den de ürün getirseniz onun da kalitesi kendine göre sizin istediğiniz doğrultuda geliyor. Bu demir bir öz bir malzeme. Tabii bunun yoğunluk açısından bir farklılığı oluyor. Kullandığımız malzeme metal malzeme olduğu için genelde ben 304 üzerinde çalışıyorum kromda. Deniz araçlarında eğer bir işlem yapacaksak 316 olarak çalışıyoruz krom. Evet. Peki bunların bakımları oluyor mu? İşlem bittikten bunların sonra? Bunların bakımları olmuyor. Tadilat veya revizyon, yani darbe, kromda çürüme olmuyor ama DKP ve galvaniz malzemede çürüme oluyor. Eğer revize etmemizi isteyen olursa onu revize ediyoruz. Tamiratını gerçekleştiriyoruz.
değişim isteyen olsa değişimini yapıyoruz. Yani evet. Yine müşterinin doğrultusunda hareket ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve başarılarınızın devamı diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size başarılar diliyorum.